Merhaba, ben Ece. Aktif Yaşam'a hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yine. Hazırsanız uzun pilates seanslarımın üçüncüsüyle başlayacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Pilates seansımıza başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın ki yayınlayacağım tüm videolardan önce siz haberdar olmuş olun. Bu arada söylemek istediğim bir şey daha var. Bu pilates seanslarım, yani birinci, ikinci, üçüncü pilates seanslarımın seviyeleri giderek artmıyor ya da azalmıyor. Belli bir düzeni yok. Bunların hepsini kendi direncinizi gözlemleyerek yapabilirsiniz. Zaten gerekli uyarıları hareketler esnasında yapıyorum. Kendi seviyenize göre bütün videolarımı yapabilirsiniz rahatlıkla. Hazırsanız başlayacağım. Başlamadan önce saatimi açıyorum. Kaç kalori yaktığımı seansın sonunda sizinle paylaşacağım. Ayağa kalkarak başlayacağım. Önce omuzlarımı biraz açmak istiyorum. Ayaktayım. Omuz başlarımı yavaş ve kontrollü bir şekilde geriye doğru yuvarlıyorum. 3-4 tane geriye doğru yuvarladıktan sonra tam tersine, bu sefer geriden öne doğru omuzlarımı yuvarlıyorum ve açıyorum omuzlarımı. Şimdi kollarımı karşıya uzatacağım. Kollarımı karşı derken kürek kemiklerimi iyice birbirinden uzaklaştırıyorum. Sonra tekrar yakınlaştırmak üzere kollarımı biraz geri çekiyorum. Tane daha yaptım ve 4'e tamamladıktan sonra biraz öne doğru yuvarlanarak devam edeceğim. Yine yandan göstermek istiyorum hareketleri size. Omurgam sanki arkada bir duvara yaslı gibi düşünün. Burada nefes alacağım. Nefes verirken yavaş yavaş omurgamın önce yukarısını, yani boynumu minikçe öne doğru yuvarlayacağım. Ama bu yuvarlama esnasında çenemi göğsüme yaklaştırmıyorum. Omurgam yavaş yavaş aşağıya doğru yuvarlanırken omuz başlarımı ve kürek kemiklerimin arasını arkamdaki duvardan ayırıyorum ve yavaşça tekrar yerleştiriyorum arkamdaki duvara. Nefes aldım. Verirken nefes alacağım. Bu kez omurgamı tamamen aşağıya doğru yavaş yavaş duvardan ayırıyorum. Aşağıya doğru indiriyorum. Tek tek yuvarlanıyor omurgam. Birden yere eğilmek değil amacım. Ve burada gidebildiğim yere kadar iniyorum. Eğer elleriniz diz hizanızda kalıyorsa lütfen buradan sonra zorlamayın. Ya da buralardaysa zorlamayın. Ama eğer inebiliyorsanız yavaşça parmak uçlarınızdan tutun. Biraz arka bacaklarınızın gerilmesine izin verin. Ve tekrar arkamdaki duvara kontrollü bir şekilde omurgamı yerleştireceğim. Bu hareketleri yaparken omuz başlarınız lütfen kulak memelerinize doğru yaklaşmasın. Kürek kemiklerinizin hep altından birisi sizi çekiyormuş, yani şuradan. Nefes aldım. Nefes verirken yine yavaş ve kontrollü öne doğru bükülüyorum. Arka bacaklarım geriliyor. Yine inebildiğim yere kadar iniyorum. Bu kez her nereden tuttuysam bacağımı, bu bacaklarımın üst kısmı olabilir, dizlerim olabilir, burada kalmış olabilirim, ayak bileklerim olabilir ya da parmak uçlarım olabilir. Ya da belki avuç içlerinizi yere değebiliyor olabilirsiniz. Her nerede rahatsanız oradan tutmanızı ve bir dizinizi yavaşça bükmenizi, diğer bacağınızın arkasını biraz daha esnetmenizi istiyorum. Nefes aldım. Nefes verirken diğer bacağımı gerdim ve bu sefer bunun arkasını hissediyorum. Birer kez daha tekrarlayalım. Nefes alıp verirken bacaklarımı tek tek büktüm. Şimdi ellerim yine yerde, her nereden tuttuysam oradayken. Unutmayın, omuz başlarının kulak memelerinize yaklaşmadı ve boynunuz gömülmedi omuzlarınızın arasına. Burada şimdi çift dizimi büküyorum ve tekrar nefes verirken doğrultuyorum geriye doğru. Nefes aldım. Verirken geriye doğru iyice düzelt bacakları. Son bir kez yapıyorum. Çok güzel. Şimdi yavaşça bacaklarım yine düz gerginken nefes aldım. Nefes verirken yavaş yavaş omurgamı arkamdaki hayali duvara yapıştırıyorum. En son boyumu düzelttim ve omuzlarımı tekrar bir arkaya alarak ısınmamı tamamladım.
anladım. Şimdi yavaşça mindere oturmanızı isteyeceğim. Evet, mindere oturduk. Sırtım dimdik. Ellerimle bacaklarımın arkasından tutacağım. Bacaklarımın arkasını çok fazla sıkmıyorum. Omurgayı yavaş yavaş geriye doğru yuvarlayacağım. Burada önce kuyruk sokumumu sanki yere bırakmaya çalışıyormuşum gibi sırtımda bir C kavisi yakalayana kadar geriye doğru yatacağım. Dengenizi kaybedip geriye düşmeyin. Burada amacım omurgaya C kavisini verip sonra yavaş yavaş sırtı düzeltmek ve uzun omurgayı yakalamak. Uzun omurga dediğim kuyruk sokumunuzdan boynunuza kadar dümdüz durabilmeyi yakalamak aslında. Şöyle hayal edebilirsiniz, omurganızın arasından böyle sanki bir ip geçirilmiş ve kafanızın tepesinden o ipi yukarıya çekiyormuş gibi birisi. Her zaman dik omurgayı, uzun omurgayı yakalamaya çalışacağız. Normal hayatımızda da böylece pilatesle istediğimiz mükemmel duruşa erişmiş oluyoruz aslında. Nefes alıyorum yine. Nefes verirken yavaş ve kontrollü omurgamı geriye doğru yatırır gibi yine yatıyorum. Ve bir kez daha kalkıyorum. Bunu iki kez daha tekrarlayacağım. Amacım çok fazla karnı zorlamak değil, geriye düşmeyin. Dediğim gibi omurgaya C kavisi veriyorum. Ve yavaşça toparlıyorum. Harikasınız. Şimdi iki elimle bir dizimin arkasından tutuyorum. Burada isterseniz diğer bacağınızı karşıya da uzatabilirsiniz. Bükülü de tutabilirsiniz. Karşıya uzatmak biraz daha zor denge açısından ve de sırttaki uzun omurgayı yakalayabilmek açısından. Eğer rahat edemiyorsanız lütfen dizinizi bükün, diğer dizinizi de. Nefes alacağım. Nefes verirken yavaşça yukarıya doğru 3 tane tekme atmaya çalışacağım bacağımda. Bacağım ne kadar düzleşebiliyorsa, eğer düzleşmek burada kalıyorsa hareketi burada da yapabilirsiniz. Ama düzeltebiliyorsanız burada başlayacağız. Sırtım dimdik. Parmak ucumla point ve flex çekiyorum. Karnım içeride. Sırtım olabildiğince dik. Son bir kez. Şimdi bacak ayağımla ayak bileğimden bir daire çiziyorum. Ve terse. Ve dört. Harika. Şimdi bu ayağımı indirdim. Diğer bacağımı tutuyorum. Yine dizimin biraz yukarısından, arkadan. Bu dizi yine bükülde tutabilirsiniz. Uzatabilirsiniz de. Nefes aldım. Verirken 3 tekme atıyorum. Yine bacağımı düzeltmeye çalışıyorum. İki bacağınız birbirinden farklı olabilir. Birini düzeltmiş olabilirsiniz. Birini daha böyle tutmak zorunda kalabilirsiniz. Zorlamayın. Burada yine point flex yapacağım. Şimdi daire çiziyorum ayak bileklerimle. Bacağım ve üst omurgam olabildiğince düz ve gergin. Sanki bir V harfine benzetebilirsiniz kendinizi. Daireyi ters yöne doğru çiziyorum şimdi. Ve son kez yavaşça ayağımı yere koydum. Çok güzel. Şimdi biraz öne geldim. Ellerimle dizlerimin hemen altından, ön tarafından bacaklarımı tutuyorum. Burada bacağımın arkasını, bacağımın arkasındaki açıyı koruyarak yapacağım bu hareketi. Rolling like a ball bu hareketin adı. Bir top gibi yerde yuvarlanacağız. Yavaşça geriye doğru yattım. Ve buradan geriye kalkacağım. Omurgamın üzerinde geriye doğru gidip kalkıyorum. Bu hareketi yaparken herhangi bir ivmelenme yok. Yani böyle birden geriye doğru yatıp bacaklarımı arkaları açıp böyle kalkmıyorum. Amacım bu değil. Bir top halini aldım önce. Top gibi yuvarlanacağımıza göre artık bacaklarımın arkasını açmayacağım, unutmayın. Geriye doğru yattım ve oturdum. Mümkünse ayaklarınızı basmadan bu şekilde poponuzun üstünde kalmanızı istiyorum. Çok eğlenceli, güzel bir hareket aslında. Ama dengeyi sağlayamıyorsanız basabilirsiniz de yere. Tamam. Hadi bakalım bir tane daha yapalım. Doyamadım. Bir tane daha. Süper. Ve yavaşça koydum ayaklarımı. Tekrar geri geldim. Şimdi dizlerimi hafifçe açtım yanlara. Ellerimle ayak bileklerimden tutuyorum. Parmak uçlarımı yere koydum ve kendime çekebildiğim kadar çektim ayakları. Sırtım dik. Nefes alıyorum. Nefes verirken önce bir bacağımı düzeltmeye çalışıyorum. Bunu yere koyuyorum. Diğerini açmaya çalışıyorum. Yine bacaklarınızı dümdüz açamayabilirsiniz. Zorlamayın. Önemli olan uzatabilmeniz. Ne kadar uzatıyorsanız o kadar. Ve eğer ellerinizi daha yukarıdan tuttuğunuzda sağlam tutup açabiliyorsanız o şekilde de açabilirsiniz. Ama en sağlam yeri ayak bileklerinden tutmak. Son bir kez daha yapacağım. Harikasınız. Şimdi nefes aldım.
Birini açtım. Ve hafif geriye gittim. Diğer bacağımı da açıp bu şekilde durmaya çalışıyorum. Arka bacaklarım geriliyor, karnım aktif, kollarım aktif. Ve tekrar yavaşça yere koyuyorum. Çok güzel. Şimdi handırıkla başlayacağım ama farklı bir giriş yapacağız harekete. Yavaş yavaş nefes aldım. Geriye doğru yattım. Ve burada 5 nefes al, 5 nefes ver yapıyoruz. Handırık hareketinde bir uzun nefesi 5 fasılaya bölerek alıyoruz ve veriyoruz. Yani normalde biz nefesimizi diye veriyoruz ya. Burada handırık hareketinde gibi alıp veriyoruz, tamam mı? Eğer 5 nefesi alıp veremiyorsanız bir uzun nefes yerine 2 kısa nefes, 5 kısa nefes, 1 uzun 5 kısa gibi yapabilirsiniz. Yani nefesinizi tek seferde uzun alıp 5'e bölebilirsiniz gibi. Bu tamamen size kalmış. Kendiniz lütfen deneyerek görün. Hareketi yaparken kademe kademe gireceğiz harekete. Dolayısıyla siz nerede rahatsanız o şekilde orada devam edin. Eğer hala ben ilerledikçe, ben seviyeyi yavaş yavaş yükselteceğim. Eğer rahat olmaya devam ederseniz benimle birlikte siz de zorlaştırabilirsiniz handırt hareketini. Hadi bakalım, yavaşça geriye doğru yattım. Ve burada 5 nefes alıp 5 nefes vereceğim. Her seferinde sanki elimin altında tenis topu varmış gibi elimi bu şekilde aşağı ve yukarı indirip kaldıracağım. Bunu yaparken unutmayın, vücudunuzda herhangi bir sarsılma olmayacak, tamam? Hadi bakalım başlıyoruz. Hafifçe yuvarladım. Biraz daha yaptım. Yavaşça yaptık, 100'e ulaştık. Her nefesi bir sayarak. Harikasınız. Şimdi yavaşça bacaklarımı önce tabletop'a alacağım. Sonra bacaklarımı dümdüz yukarıda tutmaya çalışacağım. Yine düz açılmıyorsa bacaklar elbette burada kalabilir. Ama açabiliyorsanız lütfen zorlayın biraz. Kollarımı yukarı kaldıracağım. Ve hafifçe büküleceğim. Bir U harfi şeklini yakalayacağım. Şimdi buradayken nefes aldım. Nefes verirken bacaklarımı yere indirdim ve kalkıyorum yukarıya. Tekrar yatarken önce bacaklar tabletop'a, yukarıya U harfini yakaladım. Nefes aldım. Verirken bacaklar tabletop'a ve yukarıya. Devam. Bir tane daha yapacağım. Farkındaysanız hep omurgayı yuvarlayarak hareketleri yapıyoruz. Çok güzel. Sırtınızı ve karnınızı hissetmiş olmanız lazım. Şimdi sırt üstü yaptık. Sıradaki hareket için bir dizimi kendime doğru çekiyorum. İki elimle bir dizimi tuttum. Diğer bacağımı karşıya uzattım. Yine büküldüm. Nefesle birlikte yer değiştiriyorum. Şimdi ikisine birden sarıldım. Kollarımla geriye doğru daire çizerken bacaklarımla karşıya uzandım. Kollar geriye ve yanlara daire, bacaklar karşıya. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 ve 10. Süper. Bir kısacık dinlenelim.
Bu yaptığım iki hareket arasında da aslında dinlenebilirsiniz. Karın çalışmaya devam ediyorum. Bir bacağımı yukarı kaldırdım. Uzanarak tuttum. Diğer bacağım karşıda. Hadi bakalım nefesle bacaklarım yer değiştiriyor. Bunu yaparken boynum bükülü değil. Çenem göğsüme yaklaşmıyor. Omurgadan bükülü vaziyetteyim. Demin hani U harfini yakalamıştık ya. Onun gibi düşünün. Ve son. Yavaşça ayaklarımı yere koydum. Kısa bir dinlendikten sonra... Orada bu dinlenmelerim tabii 10 saniye falan, yani hani uzun uzun dinlenmeyi beklemeyin hareketler arasında. Bacaklarımı tabletop'a aldım. Yukarıya doğru kaldırdım. Ellerimi ensede bu kez yavaşça iki bacağımı birden aşağıya doğru indirip kaldırıyorum. Bunu yaparken çok hızlıca çekip üst vücudunuzu sallamayın. Bu olmasın. Bacaklarınızı da isterseniz yere bükülü tutabilirsiniz eğer düzelmiyorsa bacaklarınız, ama düzeliyorsa zorlayın düz tutmak için. Şu ön kasları zorlayarak. Yavaşça aşağıya doğru indireceğim ve yukarı kaldıracağım ya. Bu açıyı kendiniz belirleyin. Bu kadar aşağı indiğinde eğer belinizin altında boşluk oluyorsa o kadar aşağı indirmeyin. Daha yukarıda ilk gösterdiklerim gibi. Bu açıda da yapsanız alt karnı çok güzel çalıştıran bir hareket bu. Son 4 tane daha yapalım. 2 ve 1. Çok güzel. Yine kısacık dinleniyoruz. Criss cross yapacağım şimdi sırt üstü yatarken. Ellerimi enseye aldım. Bacaklarım tabletop'ta. Bir dirseğimle çapraz dizime değmeye çalışacağım. Ama bunu yaparken kolumu kapatmak değil de vücudumla dönerek dokunmaya çalışacağım. Ve diğer tarafa. Yavaşça yaptım. Çok güzel. Karnı bayağı hissetmiş olmanız lazım. Şimdi yine sırt üstü yatıyorum. Bir tane dizim bükülü. Bir bacağımı yukarıya doğru uzattım. Şimdi burada gene seviyeye göre bu daha basit bir seviye. Ama eğer esnekliğiniz iyiyse, zaten pilates yapıyorsanız bu bacağınız yukarıdayken diğer bacağınızı da dümdüz yerde tutabilirsiniz eğer rahatsanız. Ama değilseniz bu açıda da kalabilirsiniz. Rahatlıktan kastım belinizin altında çok bir boşluk olmaması lazım. Ellerim yerde. Yukarıya doğru uzattım. Parmak ucum pointte. Yavaşça bir daire çizeceğim. Bu daireyi çizerken amacım aslında üst vücudumu hiç oynatmamak. Yani böyle dönerek böyle kocaman daireler çizmek istemiyorum. Üst vücudum sanki beton dökülmüş gibi sabit. Ve bu bacağımla yavaşça bir daire çiziyorum. Dairenin büyüklüğünü dolayısıyla siz ayarlayacaksınız. Hareketi yaparken kuvveti karnınızdan almaya çalışın. Omuzları kasarak bu şekilde kapanmadan karnınızdan kuvvet alarak hareketi yapacağız. 4 tane daha bu yönde yapacağım. Eğer ayağınızı bu arada pointle tutmak zorluyorsa, kramp giriyorsa serbest bırakabilirsiniz. Şimdi terse dönüyorum. 1 2 Bunu bu şekilde yapmakta zorlanıyorsanız bir terabant yardımıyla, pilates bandı yardımıyla ayağınızın altına yerleştirip ellerinizle tutarak da hareketi yapabilirsiniz. Hadi 4 tane daha. 2 ve 1. Bu bacağımı koydum yere. Şimdi diğer bacağımı uzatıyorum. Yine dairemi çiziyorum. Üst vücudum olabildiğince sabit. Ve son. Yavaşça indirdim ayağımı. Dizlerimi bir kendime doğru çekiyorum. Güzel. Şimdi ayaklarım yerde. Ellerim de yerde. Popo yerde, ayaklarım yerde. Şimdi doğal duruşunuzda, ben şu kolumu buradan şöyle çekiyorum ki siz görün. Doğal duruşumda bu şekilde yaptığımda, bakın belimin altında bir boşluk var. Bu elimi buradan soktuğum zaman neredeyse şuradan görünüyor. Bilmiyorum kameradan görünüyor mu ama yani belimin altına elim giriyor. Hepiniz bir deneyin belinizin altına elinizi sokmayı. Orada muhtemelen bir boşluk olacak. O boşluğu sıfırlamak üzere şimdi nefes alacağım. Nefes verirken belimi aşağıya doğru yapıştırdığım için kuyruk sokumunu hafifçe sanki yerden kaldırıyormuşum gibi hareket ettireceğim pelvisi. Yani burada bakın şöyle bir hareket oluyor.
Tamam. Önce bunu bir öğrenelim. Nefes aldım. Nefes verirken belimin altındaki boşluğu doldurdum. Harika. Yavaşça yukarıya kaldırdım. Tekrar doğal pozisyonumu buldum. Ve tekrar bastırdım belimin altındaki boşluğu. Evet, belimin altındaki boşluğu artık kapatmayı öğrendiysem, yani elime baskı yapabiliyorsam belimle, burayı hafifçe kaldırabiliyorsam, artık köprü için hazırız demektir. Nefes alıyorum. Nefes verirken önce belimin altındaki boşluğu kapattım. Kuyruk sokumum yavaş yavaş zaten yukarıya kalkmaya başladı. Ve iyice kaldırdım popoyu. Sonra tekrar yavaş yavaş indiriyorum aşağıya doğru. Şimdi bunu yaparken popoyu yukarı kaldırdığınızda belinizin natürel pozisyonda kalmasını istiyorum. Yani siz burada şu an yatarken mesela yerde yatarken belinizin arkasında böyle ekstra bir kavis yok. Şöyle bir duruşunuz yok. İşte kalktığınız zaman da bu duruşa gelmemeniz lazım. Düz sırtla. Yani şu an düz ya sırtım. Elimin altında belli bir boşluk var. Okey, doğal hali. İşte buna natürel hali diyoruz. Nefes aldım. Nefes verirken belimin altındaki boşluğu doldurdum. Yukarıya doğru kalçayı kaldırdım. Ve buraya geldiğimde artık belimin altında ekstra bir boşluk yok. Düz sırt, doğal duruşu, natürel duruşu koruyorum. Tekrar aşağıya doğru indiriyorum. Hadi devam. İki tekrar daha yapacağız bu şekilde. Yukarıya doğru. İndirirken de tek tek bırakıyorum tesbih tanelerini, yani omurgamı. Şimdi yukarıda kaldım. Buradayken bir ayağımdan kuvvet alarak diğer bacağımı tabletop'a almaya çalışacağım. Bunu yaparken pelvis, yani asisleriniz, şuradaki kemikleriniz böyle oynayıp poponun biri aşağı biri yukarı ya da böyle filan gitmeyecek. Bunu yavaşça yere koyacağım. Hizamı hiç bozmadan diğer bacağımı tabletop'a alacağım. Hadi devam ediyoruz. 3. Burada arka bacaklarınızı ve kalçayı güzelce hissetmeniz lazım. Hadi iki tane daha. Ve son. Şimdi ayaklarım yerde. Popoyu yavaş yavaş yuvarladım. Yere koydum. Ve dizlerimi kendime doğru bir çekiyorum. Şimdi köprü pozisyonunu başka bir harekete geçeceğiz. Yine ayaklarımı yere koydum. Ellerim vücudumun yanında. Yine bel boşluğumu yavaşça önce yere doğru bastırdım. Ondan sonra yukarıya doğru kaldırdım belimi, popomu. Hizamı buldum. Asistlerim aynı seviyede artık. Sanki buraya bir cetvel koydunuz. O cetvelle şu kemiklerinizin teması kesilmemeli. Şimdi bir bacağımı uzatıyorum karşıya doğru. Unutmayın, pelvis sabit. Yukarıya doğru kaldırıyorum bacağımı tekme atar gibi. Haydi bakalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İyi miyiz? İyiysek yukarıya doğru minik minik uzanıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaşça bacağımı yere indirdim. Ayağımı yere koydum. Sonra omurgamı yuvarlayarak yere indirdim. Eğer iki hareketi peş peşe yapmakta zorlanıyorsanız her seferinde popoyu aşağıya doğru indirip bir dinlenip tekrar yukarıya kalkabilirsiniz. Hadi bakalım, hazırsak diğer bacakla yapacağız şimdi. Nefes alıyorum. Verirken yavaş yavaş omurgayı yukarıya doğru yuvarladım. Bir ayağım yerde. Bir bacağımı uzattım. Asistler aynı seviyede, unutma. Eller yerde. Nefes aldım ve verirken yukarıya doğru tekme atıyorum. Ona tamamlayacağım. 3, 4. Ona geldiğinizde eğer dayanılmayacak gibiyse, hizanız bozuluyorsa, dediğim gibi popoyu yere indirin, dinlenin. Ondan sonra yukarıya doğru dokunmaya çalıştığımız hareketi yapacağız. Bir tane daha yaptım ve kaldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önce bacağımı yavaşça yere indirdim. Ayağımı koydum ve omurgayı yuvarlayarak popoyu yere indirdim. Hadi dizleri kendimize doğru çekip bir sarılalım. Harikasınız. Şimdi biraz yan karın çalışalım. Evet, yan uzandım. Asistlerim yine karşı hizayı gösteriyor. Elimle yerden destek alacağım. Bu sanki bir tripod ayağı gibi düşünün vücudunuzu. Eliniz bir ayağı tripodun. Bir ayağı şurası, bir ayağı da burası. Belinizin altında hafif bir boşluk kalmalı. Bu boşluktan kastım etiniz yere değebilir. O çok önemli değil. Ama sizin böyle ince, yani uzun omurgayı yakalamış olmanız lazım. Anlatabildim mi? Kasınızla yer arasında hafif bir boşluk olmalı.
teniniz yere temas etse de yani şöyle yığılıp kalmamanızı istiyorum hareketi yaparken, tamam mı? Sopa yutmuş gibi dümdüz olacağız. Nefes alacağım. Nefes verirken iki bacağımı birden yukarıya kaldırıyorum. Dört. Hareketi yaparken kemiklerim, iki kemiğim de karşıyı gösteriyor, unutmayın. Altı. Geriye doğru düşürmüyorum popoyu, yani şu olmamalı. Dokuz. Ve on. Burada kaldım. Üst bacağımı yavaş ve kontrollü yukarıya doğru açıyorum. Süper. Altı. 7, 8, 9 ve 10'da kaldım. Üst bacağım kalça hizamda. Alttaki bacağımı aşağıdan yukarıya doğru değdirmeye çalışıyorum. 2, 3, 4 ve 5, 6, 7, 8. Karnım sıkı. 9, 10. Şimdi kaldım yukarıda. Üstteki bacağımı dizimi hafifçe bükerek karnıma doğru çekiyorum. Kontrollü. Hiç acele etmeden. 4. Ve 5. 6. 7. 8. 9. Ve 10. Yavaşça indirdim bacaklarımı yere. Çok güzel. Şimdi öbür tarafa geçmeden önce biraz bu tarafta bacak çalışacağız. Şimdi alttaki bacağımı hafifçe dizimi bükerek öne doğru aldım. Yine uzun omurgadayım. Öne doğru yığılmıyorum, geriye düşmüyorum. Ve popom çok geride kalmıyor ya da önde kalmıyor. Üstteki bacağımı uzattım. Nefes alırken önce bacağımı öne doğru getireceğim. Burada bükeceğim dizimi ve aşağıya tekrar uzatacağım. Öne doğru getirdim bacağımı, büktüm ve uzattım aşağıya. Önce öne doğru getir, sonra bük, sonra aşağıya doğru uzat. Şimdi bunu yaparken ayağınıza ağırlık takabilirsiniz eğer hafif geliyorsa bu şekilde. Bir de ayağınızı kalça hizanızdan daha aşağıya düşürmeyeceksiniz, bacağınız ve ayağınız. Yani böyle yeri süpürerek gitmeyecek ya da çok yukarı kalkmayacak. Yani hareket nasıl? Öne getirdim, büktüm dizden ve uzattım. Öne, bük. Ve uzat. Hadi 3 tane daha bu yönde. Uzat. Önde. Büktün ve uzattın. Önde. Büktün ve uzattın. Son kez yaptım. Şimdi tersini yapıyoruz. İhtiyacı olan dinlenebilir. Hayır ben iyiyim, devam ediyorum diyorsanız. Hadi bakalım. Dizi kendime doğru çektim bu kez. Karşıya uzattım ve dümdüz geriye çektim tekrar. Kendime çektim. Uzattım ve düz geriye. Bir tane daha yapıyorum. Şuna dikkat ediyorum. Hareketi yaparken geriye doğru hiç savrulmadı üst vücudum. Yani böyle buradan mesela alırken böyle işler yapmıyorum. Tamam. Şimdi aynı hareketleri diğer tarafta yapacağız. Evet. Yan yattım. Yan karınla başlıyorum. Elim yerde. Unutmayın buradan destek alıyorum. Nefes aldım. Nefes verirken yukarıya doğru bacaklarımın ikisini birden kaldırıyorum. Geriye düşmüyorum. Yedi, sekiz, dokuz, on. Yukarıda kaldım. Üstteki bacağımı açıyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Alttaki şimdi yukarıya çıkıyor. Üstteki bacağım kalça hizamda. Üç, dört, beş. 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi yapıştırdım bacaklarımı. Üstteki bacağımı dizime bükerek karnıma doğru çekiyorum. Hiç acele etmeyin lütfen. 10 tane yapacağız.
9 ve son. Süper, yavaşça bıraktık. Ayaklarımı yere indirdim. Şimdi demin yaptığımız gibi kalça bacağa geçiyoruz. Alttaki dizi biraz kendime doğru çektim. Omurgamın düz olduğundan eminim. Üstteki bacağım kalça hizamda. Önce öne doğru geliyor. Sonra burada dizi büküyorum ve aşağı doğru itiyorum. Üst vücudum sabit. Hızlanırsanız o denge bozulur. Şimdi terse döneceğiz. Dizi bükerek karna doğru çektim. İleriye uzattım ve dümdüz geri çektim. Dizi bükerek karna çek, ileriye uzat ve geriye. Ve 10. Tamamladık bu hareketi de. Harikasınız. Şimdi bir çocuk esnemesi yapıp rahatlayalım. Dizleri yere koydum. Popoyu topuklara doğru yerleştireceğim. Kollarımı uzattım. Ve güzelce bir esniyorum. Şöyle tam şuraların gerilmiş olması lazım. Şimdi yüzüstü yatacağım. Ellerimi omuz başlarımın yanına koydum. İsterseniz daha göğüs hizanıza da koyabilirsiniz. Ama burada biraz daha zor olabilir. Ellerim buradayken önce mini swan yapacağım. Ayaklarım yerde. Nefes alıyorum. Nefes verirken yavaş ve kontrollü. Üst vücudumu yukarıya doğru kaldırıyorum. Kollarımdan destek alıyorum. Yani dirseklerimle elim arasındaki bölgeden yerden destek alıyorum. Yere iterek kalkıyorum. Ve tekrar nefes alarak yatıyorum. Bu kalkışı yaparken ensemde en ufak bir sıkışma olmuyor. Önce bana bakın bir isterseniz. Yani şunu yapmıyorum. Bu yanlış. Bu. Son iki tane daha. Şimdi burada eğer belinizde herhangi bir baskı hissettiyseniz, hissetmemeniz lazım. Hissettiyseniz şimdi yapacağım harekete devam etmeyin. Tekrar bir çocuk esnemesi yaparak lütfen beni bekleyin. Bu sefer ellerim yerde. Nefes alıyorum. Nefes verirken tamamen kalkmaya çalışıyorum. Artık dirseklerim de yerden kalkıyor. Ve tam swan yapıyorum. Burada elinizi ileriye götürürseniz hareket açınız biraz daha rahatlar. Elleriniz geriye gelirse daha zorlaşır. Ama burada rahat yapmak önemli. Bir kere şu kemikler yerden kalkmıyor. Bir. İkincisi omuzlarımın arasına gömülmüyorum yine. Omuzlarım aşağıda. Kuyruk sokumuma doğru kürek kemiklerimden bir baskı var sanki. Ve yavaşça yatıyorum. Nefes aldım. Ve tekrar kalkıyorum. Bu kalkışta karnım sıkı. Orası da streç oluyor aslında. Sırtım da aktif. Kalktım son kez. Yatıyorum. İhtiyacımız varsa hemen bir çocuk esnemesi yapalım yine. Güzel. Böylece hem bel rahatlıyor hem göğüs kaslarınız açılmış oluyor biraz daha. Ve şimdi tekrar yüzüstü yatacağım. Ellerimin üstüne koydum bu kez ve alnımı da ellerimin üstüne bıraktım. Şimdi bir dizimi büküyorum. Parmak ucum pointte. Yine şuradaki kemiği yerden kaldırmadan yukarıya doğru dizimi kaldırmaya çalışıyorum. Böylece kalçayı, popoyu iyice sıkışmış hissediyorsunuz. Eğer bakın bu kemiğim, şu kemik yerden kalkarsa hareket böyle bir şey oluyor. Tamamen baskıyı belinizde hissediyorsunuz. Halbuki bizim amacımız popoyu sıkıştırmak. Tamam mı?
de son bir tane. Hemen bunu koydum. Şimdi diğer bacağımla yapıyorum aynısını. Yine yukarıya doğru sıkıştırıyorum. Harikasınız. Şimdi iki dizimi birden bükeceğim. Topukları yapıştırdım. Parmak uçlarımı yanlara doğru açtım. Yani pilates V'sine getirdim ayakları. Dizlerimi de açıyorum yanlara doğru. Yine eğer belinizde baskı hissettiyseniz lütfen bu harekete devam etmeyin. Eğer beliniz rahatsa ve popo güzel sıkıştıysa iki dizimi birden şimdi yukarıya doğru kaldırmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. 2. Süper. Ayakları koydum yere. Yine bir çocuk esnemesi yapacağım. Çok güzel. Şimdi bir mermaid stretch ile seansımızı tamamlayacağız. Bir elimi yere koydum. İsterseniz rahatsanız popoyu yerden kaldırmadan dirseğinizi de yere koyarak yapabilirsiniz bu hareketi. Eğer orası zorluyorsa o açı, bir eliniz yerdeyken diğer kolumu yana açacağım ve yavaş yavaş büküleceğim. Popoyu yerden kaldırmadan unutmayın, esniyorum. Benim esnekliğim buraya izin veriyor şu anda. Esnemeye çalışıyorum. Siz de her nereye kadar uzayabiliyorsanız, esneyebiliyorsanız lütfen o kadar yapın. Çok zorlamayın vücudu. Yana doğru iyice büküldüm. Ve yavaşça açtım. Evet, üçüncü seansımızı da böylece tamamlamış olduk. Uzun bir pilates seansı yaptık sizinle. Bakalım kaç kalori yakmışım ben. Yaklaşık 126 aktif kalori yaktığımı gösteriyor telefonum. Gayet iyi bence. Umarım bu uzun pilates seansım da diğer pilates seanslarım gibi hoşunuza gitmiştir ve fayda sağlarsınız. Bu videolarımı hazırlamak biraz uzun sürüyor. Dolayısıyla böyle çok sık aralıklarla uzun pilates seansları koyamıyorum kanalıma ama siz böyle beğenip yorumlar yazdıkça inanın ben de daha çok motive oluyorum ve böyle ilk fırsatta uzun pilates seansı videoları hazırlamaya çalışıyorum. Dördüncüsünü de en kısa zamanda hazırlamak istiyorum. Bu pilates seans videolarının devamı gelmeyecek mi diye soruyorsunuz. Ben ve bu kanalım yaşadığı sürece uzun pilates seanslarını mutlaka koyacağım. Çünkü hakikaten yazılan yorumlardan da anlıyorum ki spor salonuna gitmek için fırsat bulamıyorum ya da imkanım yok. Ama seninle uzun uzun pilates yapıyorum diye yazıyorsunuz. İşte bunlar beni çok motive ediyor. Dolayısıyla yorumlarınızı yine bekliyorum bu videoma. Videonun başında da söylediğim gibi bu kesinlikle zorluk derecesi 1, 2, 3 diye gitmiyor. Ben normal derslerimi veriyormuş gibi genel olarak ayarlıyorum seviyeyi. İstediğiniz herhangi bir videodan başlayabilirsiniz. 1'den başlayabilirsiniz, 3'den başlayabilirsiniz. Zaten video esnasında neyi yapıp neyi yapmamanız gerektiğini az çok uyarıyorum, nerede durmanız gerektiğini. Dolayısıyla istediğiniz videodan başlayabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir de tabii beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olduğunuzu varsayıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.